Dehşet. Dehşet 4. Alep'te ateşkesin bitmesiyle çatışmalar şiddetlenirken muhaliflerden rejim güçlerine karşı yeni bir hamle geldi. Suriye'nin kuzeyinde birçok grup 2015'te ortak oluşturdukları ve İdlib'in rejim güçlerinden alınmasıyla sonuçlanan FETÖ ordusu benzeri bir yapı kurmaya karar verdi. Nusra cephesinin önderliğindeki koordinasyon grubunda Ahrar-ı Şam ve Fahlak-ı Şam gibi önemli muhalif gruplar yer alıyor. Muhalifler 2015 yılında da FETÖ ordusu adı altında bir araya gelmiş, bu birliktelik İdlib kentinin rejim güçlerinin elinden alınmasıyla sonuçlanmıştı. Dehşet. Suriye'de rejim kuşatma altına aldı, hastanesiz ve susuz bıraktı. Alep kentine yönelik bombardımanı giderek artırıyor. Hedef aldığı bölgeleri genişleten rejim güçleri kentin merkezinde muhaliflerin denetimindeki bölgelerin kırsala doğru tek çıkış yoluna yoğunlaştı. Halep kent merkezinde muhaliflerin denetimindeki bölgelerde son hastaneyi de yok eden rejim kastıyla yolunu yoğun bombardımana tabi tutuyor. Son 10 gündür kent merkezine yoğunlaşan ve en az 235 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan bombardıman kentin batı kırsalına kaydı. Rejim bombardımanı Leyramun, Keferhamra, Hayyan, Tel Müseybin ve Beyanun bölgelerine yoğunlaşmış durumda. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı John Kerry ise Suriye'de ateşkesin yeniden yürürlüğe girmesi için çabalar yürüttüğünü söyledi. Bu konu için Rusya ile doğrudan temasta olduğunu söyleyen Kerry, gelecek iki gün içinde görüşmelerin devam edeceğini ve bu konuda bir ilerleme sağlamayı beklediğini belirtti. Suriye'de siyasi çözüme şans tanımak için Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri şiddeti durdurma konusunda bir anlaşmaya varmıştı. 27 Şubat'ta yürürlüğe giren anlaşmanın ilk gününden itibaren ihlallere maruz kalmasına rağmen çatışmalar ve bombardıman %80-90 oranında düşmüştü. Ancak Cenevre'deki siyasi çözüm çabalarında istenilen ilerleme sağlanmaması ve muhaliflerin müzakerelere katılımını askıya almasıyla şiddet Halep'te yeniden ivme kazandı. Geçtiğimiz hafta Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri Şam ve Lazkiye kırsalında şiddeti durdurma anlaşmasının uzatılması konusunda anlaşmıştı. Ancak bu anlaşma Halep kentini kapsamadı.